Sayıştay'ın uzunca bir süredir gündeme getirdiği bir konu ve daha önceki raporlarda da bu konuda bulgular var. Bu 2019 yılı bulgusunda şöyle deniliyor: 2020 yılında yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, iştiraklar başkanı ile özel kalem birimine tahsisli araçlar için 6.000 litre, hukuk müşaviri ve daire başkanları için ise yıllık 3.000 litre akaryakıt miktarı tahsis edilmiştir. Bu şekilde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve özel kaleme tahsisli 68 araç için 2018 yılında 99.000 litre, 2019 yılında 101.000 litre, bunun 3.545 litresi Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı tahsisli 2 araç vardı ve 50 litresi de PTT Spor Kulübü'ne tahsisli bir araç için ona harcanmış. 2020 yılında ise 49 araç için 64.516,71 litre yakıt tüketimi gerçekleşmiştir diyor. Ve ekliyor: üst düzey yöneticilere verilen taşıtların giderlerinin yazılması kabul edilmekle beraber bu kişilerin hafta sonu ve bayram tatillerine isabet eden giderlerin bu kişilere sağlanmış menfaat, ücret sayılarak vergilendirilmesi gerekmektedir diyor. Buradan anladığımız, tahsisli araçların hafta sonu ve özel işlerde kullanıldığı ve millet aracına koyacak benzin, mazot bulamazken, satın alamazken sizin yöneticiler hafta sonları dahil geziyorlar. Bu gerçekten Sayıştay tarafından önemli, üzerinde durulması gereken bir nokta olarak görüyorum. Biliyorsunuz akaryakıta gelen zamlar, korkunç zamlar, benzine ve mazota son 6 ay, 8 ay içerisinde %100'ün üzerinde bir artışla yakıt giderimizin neredeyse PTT'de de 2 katına çıkacağı anlaşılmaktadır. Bu konuda ben PTT Genel Müdürü'ne ve yönetim kurulu üyelerine soruyorum: mazot ve benzinde tasarruf yapmayı düşünüyor musunuz? Araçlarda tasarruf yapmayı düşünüyor musunuz? Bu konunun özellikle israfın alabildiğini arttığı bir dönemde tasarrufun öneminin de altını çizerek bu konunun takibi için ve bu konunun tartışılması için ve bu konuda Sayıştay'ın bulgularının yetersiz kalmadığı noktasını kanıtlamak için üst komisyona taşınması gerektiğine inanıyorum.